Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Satır başında gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de ekonominin notlarını konuşacağız programımızda. Biliyorsunuz ki enflasyon rakamları açıklandı. Mayıs ayına dair Haziran'a da ipucu vermiş oldu. Ve özellikle 2021 yılı içerisinde birçok da raporlama ve değerlendirme de yapılmaya başladı. Yılın ilk çeyreği, üçüncü çeyreği, son çeyreğine doğru merakla beklenen rakamlar var. Bugün birçok analizle karşınızda olacağız. Ekonomiye hem kur bazında bir bakış yapacağız, hem enflasyon üzerinden bakacağız ve uluslararası ilişkiler boyutunda da ekopolitik dediğimiz başlık altında neler yaşanıyor, önümüzdeki süreçteki özellikle Türk-Amerikan ilişkileri içerisinde bizi bekleyen başlıklar neler, bunların yansımaları ne olacak, hepsini hem akademik gözle konuşmaya çalışacağız, anlatmaya çalışacağız, birçok da analizimiz olacak. Çok değerli bir hocamız bizimle beraber bağlantının diğer ucunda olacak. Hemen kendisine takdim etmek istiyorum. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, İktisat Bölümü öğretim üyesi. Bugün program konuğumuz. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Sevda Hanım merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz katılımız için. Konularımız yoğun. Özellikle ekonomiyi konuşuyoruz ama bugün biraz daha akademik bakışla da konuşmuş olacağız. Analizler değerli ve önemli. Siz de özellikle bu hafta bir yazı kaleme aldınız Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde. Enflasyon düşmeye mi başladı sorusu altında. Bu dikkat çeken bir başlıkta özellikle. Ben bunun analizini de soracağım. Ve bugünün özetini ve satır başlarını da program öncesinde paylaştım ben izleyenlerimizle. Ve enflasyon düşmeye mi başladı? Başlığı altında nasıl bir analizimiz var? Özellikle son açıklanan rakamlar dahilinde ve devam eden süreçte nasıl bir tablo bekliyor Türkiye'yi 3. çeyrekte ve son çeyrekte? Söz sizde hocam. Seyda Hanım, şimdi biraz önce de söylediğiniz gibi TÜİK geçen hafta Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi, yani enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre TÜFE'de aylık %0,89'luk, yıllık da %16,59'luk bir artış var. Şimdi bu rakam itibariyle baktığımızda, yani Mayıs ayıyla Nisan ayını kıyasladığımızda enflasyonda bir düşme görüyoruz. Hatta şöyle bir analiz yaptığımızda, şimdi piyasada genel beklenti Mayıs ayına ilişkin, TÜFE'ye ilişkin %1,4'lük bir artış bekleniyordu. Ama aylık bazda %0,89'luk bir artış gerçekleşti. Bu karşılaştırma bazında da baktığımızda enflasyonda hem beklentilerin altında hem de Nisan ayına, yani bir önceki aya göre bir düşme görüyoruz. Fakat bu gerçekten Türkiye ekonomisinin dezenflasyonu sürece, yani enflasyondaki artışın azaldığı bir sürece girdiği anlamına geliyor mu? Ona bir bakalım isterseniz. Şimdi öncelikli olarak TÜFE'de bu beklentinin altındaki artışın temel nedeninin Mayıs ayındaki 17 günlük tam kapanma görüyoruz. 17 günde insanlar evlerine kapandığı için özellikle enflasyonun talep kaynağında çok ciddi bir azalma oldu. Yani insanların mal ve hizmetlere olan talebi azaldığı için TÜFE'de bu tam kapanma kaynaklı olarak bir azalma olduğunu görüyoruz. Yine Merkez Bankası'nın her ay yayınladığı aylık fiyat gelişmelerinde de yine bu beklenti altında gelen TÜFE'nin en önemli sebebinin özellikle bu kapanma döneminde bazı faaliyetlerin durmuş olması ve bazı faaliyetlerin kısıtlanmış olmasına atıf yapması da aslında piyasadaki genel beklentiyi destekliyor. Yani genel görüşü desteklediğini görüyoruz. Şimdi bu noktada aslında tartışmalar devam ediyor. Çünkü Merkez Bankası Nisan ayında yayınladığı ikinci enflasyon raporunda Nisan'da enflasyonda zirvenin görüleceğini, haliyle Mayıs ayı itibariyle enflasyonda düşme başlayacağını söylemişti. Bu noktada piyasa aslında bu beklentiye çok katmıştı. Çünkü genel olarak baktığımızda neden bu beklentiye katılmadı? Şimdi yurt içi üfe tarafına baktığımızda, yani üretici fiyatları endeksine baktığımızda orada dramatik artışın hala devam ettiğini görüyoruz. Aylık %3,92'lik ve yıllık %38,3'e varan bir enflasyon artışı görüyoruz. Yani enflasyon rakamları genel olarak değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz. En sıkıntılı kısım şu: TÜFE ile yurt içi üfe arasındaki makasın son 2,5 yılın zirvesine çıktığını görüyoruz. Yani %22'lik bir makas olduğunu görüyoruz. Bir önceki aya bakıyoruz. Bu makas %18 iken bu ay %22'ye çıktığını görüyoruz. Peki bunun temel sebebi ne? Bunun temel sebebi hiç kuşkusuz enflasyonda maliyet kanalının oldukça riskli olması. Yani risklerin yukarı yönlü olması. Yani biraz daha açıcı olursak eğer, uluslararası arenada emtia fiyatlarının son 10 yılın zirvesine ulaşmış olması, uluslararası gıda fiyatlarındaki artış, bir de ekonomisinde bildiğimiz gibi döviz kurundaki artışın,
birikimli döviz kuru etkisinin hem de döviz kuru geçişkenliğinin öncelikli olarak yurt içi üretici fiyatları endeksine ardından da TÜFE'ye yansıyor olması. Dolayısıyla şimdi şu soruya tekrar geri dönecek olursak eğer enflasyon düşmeye mi başladı? Evet. Şimdi bir kere şöyle bir durum var. Yurt içi üfe ile TÜFE arasında bir makas var. Şimdi bu makasın kapanması için iki olası durum var. Bu olası durumdan birisi şu. Yurt içi üretici fiyat endeksinin azalarak TÜFE'ye yaklaşması. Bu çok imkansız bir senaryo şu an için. Neden? Biraz önce bahsettiğim gibi tüm dünyada şu an emtia fiyatları da tarihi zirveler görüyor. Dolayısıyla emtia fiyatları artmaya devam ediyor. Bizde döviz kurunun volatilitesi ortada. Haliyle yurt içi üretici fiyat endeksinde azalma önümüzdeki dönemde çok mümkün değil gibi görünüyor. Bu nedenle yurt içi üretici fiyatları endeksinde düşme mümkün değil. Peki ne olacak durumda? Bu yurt içi üretici fiyatları endeksindeki fark TÜFE'ye yansıyacak. Yani bu günümüzdeki karşılığı üreticiler üzerlerinde artmış olan bu üretim maliyetlerini sattıkları ürünlerin fiyatlarına yansıtacaklar. Dolayısıyla da TÜFE'de bir artış bekleyeceğiz. Yani zamanla bu yansıyacak. Peki şu soruyu cevaplamak lazım. Peki neden yansımadı? Yani neden şu an üretimin maliyeti üreticinin omuzlarında? Bunun temel sebebi de pandemi. Biz biliyoruz ki pandemi döneminde mal ve hizmetlere olan talep düşük. Yani üreticiler zaten yeterince hasılat elde edemiyorlar. Dolayısıyla bu maliyet artışlarını sattıkları ürünlerin fiyatlarına yansıtmaları durumunda mallarına olan talep daha da azalacak. Yani satışları daha da azalacak. Dolayısıyla öyle zannediyorum ki bu bütün dünyada böyle Türkiye için de bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Normalleşme adımlarını bekliyor üreticiler. Dolayısıyla normalleşme adımlarıyla birlikte tüketicilerin talepleri de artacağı için artan talep döneminde bu söz konusu maliyetleri çok daha rahat yansıtacaklar. Yani bu şu anlama geliyor. Yakın dönemde özellikle kademeli normalleşme ve normalleşmeye doğru geçmeyle birlikte yavaş yavaş bu yurt içi üretici fiyatlarındaki endeksteki fark TÜFE'ye doğru yansıyacak ve TÜFE artmaya devam edecek. Yani o zaman şöyle bir durum karşımıza geliyor. Biz henüz TÜFE'de tarihi zirveyi en azından 2021 için aylık olarak tarihi zirveyi görmüş değiliz piyasa beklentisine göre. Kuvvetle muhtemel Haziran ayında bu 16.59 TÜFE'nin yeniden yukarı yönlü bir artış yaşayacağını bekliyoruz. Çünkü son dönemde özellikle kurdaki artışın da olduğunu göz önüne alırsak bu yavaş yavaş TÜFE'ye de yansıyacak. Dolayısıyla henüz tarihi zirveyi görmedik. Bu noktada da piyasada iki temel senaryo var. Acaba Haziran'da mı görürüz yoksa Temmuz'da mı görürüz? Bu noktada kesin bir görüş birliği yok. Ama şurası kesin ki TÜFE artmaya devam edecek önümüzdeki aylarda, evet. Sevda Hanım. Evet. Özellikle şu soruyu da sormak istiyorum. Şimdi piyasalarda güven başlığı. Şimdi bunu konuşurken, enflasyonu konuşurken özellikle baktığımızda yatırımcılar da işin içerisine giriyor. Birçok parametre var, kur dengesi var. Ama piyasalardaki güvenini soracağım şu anda. Pandemi sürecinden geçen bir dünya ve Türkiye'deki şu anda pandemiyle olan savaş devam ediyor. Bunun için bu işin hem sağlık boyutu var hem de ekonomik boyutu var bu pandemiyle mücadelenin. Bu süreç içerisinde Türkiye'de piyasalar güven vermeye ne zaman başlar başlarını da soracağım. Özellikle dediniz ki daha o pik noktayı görmedik. Biz Temmuz'u öngörebiliyoruz bu başlık altında. Ve Merkez Bankası'ndaki başkanlık değişimlerini nasıl okuyorsunuz hocam? Bunu da sormak istiyorum piyasalardaki güven bağlamı içerisinde. Ve bu piyasalardaki güven nasıl bir seyirle Türkiye'de aslında ekonomide rayına oturur? Bu soruyu da eklemek istiyorum hemen enflasyon rakamlarının arkasında. Evet Seyda Hanım, bildiğiniz gibi Türkiye'de 20 Mart itibariyle bir Merkez Bankası Başkanı değişti. Ve şunu söyleyebiliriz, bu 20 Mart tarihi itibariyle Türkiye'de para politikasına ilişkin çok ciddi belirsizlikler fiyatlanmaya başladı. Ve bu negatif fiyatlanma borsadan tutun dolara kadar birçok değeri, varlık değerini etkilediğini görüyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Bu meseleyi anlayabilmemiz için öyle zannediyorum ki yeni başkan Kavcıoğlu'nun dönemine şöyle kısaca bir bakmak lazım. Şimdi 18 Mart'ta Naci Ağbal döneminde yapılan para politikası kurulunda önden yüklemeli olarak 200 bas puan politika faizi artırılmıştı. Ardından iki gün sonra Naci Ağbal görevden alındıktan sonra piyasada şöyle bir kilasyon başladı. Naci Ağbal'ın görevden alınma temel sebebi önden yüklemeli oldukça yüksek. Yani piyasa beklentisinin oldukça üstünde bir faiz artırımı gelmişti o dönemde. Dolayısıyla temel neden faiz artırımıydı. Başkan Şahap Kavcıoğlu göreve geldikten sonra piyasa sürekli bunu fiyatlamaya devam etti. Piyasa sürekli şunu fiyatlıyordu. Merkez Bankası en erken dönemde faiz indirecek.
artık bundan sonra faiz artırımı olmayacak, faizler indirilmeye başlanacak. Çünkü piyasada şöyle bir fiyatlama oluşmaya başladı. Türkiye ekonomisinin temel gündemi bundan böyle enflasyon olmayacak. Dolayısıyla enflasyon rafa kaldırılacak, masaya daha yüksek ekonomik büyüme meselesi gelecek. Bu nedenle daha yüksek ekonomik büyüme olabilmesi için faizler indirilecek, yatırımlar teşvik edilecek ve ekonomik büyüme sağlanacak yönünde bir algı oluşmaya başladı. Başkan Şahap Kavcıoğlu her dönemde, her fırsatta göreve geldikten sonra kendisine karşı piyasalarla bir ön yargı olduğunu dile getirdi. Bu nedenle özellikle 2023 için %5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlı olduğunu dile getirdi. Ve özellikle politika faizinin de gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde, yani pozitif reel faiz uygulaması devam edecek şeklinde uygulamalar yaptı. Şimdi gözler Şahap Kavcıoğlu göreve geldikten sonra Nisan ayı para politikası kurulu faiz kararı karar verildi. Çok beklenilmiyordu. İlk para politikası kurulunda Başkan Şahap Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi bekleniyordu ama öyle olmadı. %19 düzeyinde sabit tutuldu. Fakat gözler karar metninde. Karar metninde iki cümle çıkarıldı karar metninden. Bu biraz piyasada olumsuzluk olarak algılandı. Uzun bir müddet daha para politikası, sıkı para politikasına devam edeceğiz ve gerekirse ek ilave sıkılaştırmalar yapabiliriz cümleleri çıkarılmıştı. Bunu şöyle fiyatlamaya başladı. Yani piyasa dedi ki Merkez Bankası faiz indirmek için kendine alan yaratıyor şeklinde fiyatlanmaya başladı. Ve piyasalar bu güvensizlik, bu dengesizlik devam etti. Ardından geldik Mayıs ayına. Mayıs ayına gelmeden önce tabii ki 29 Nisan'da ikinci enflasyon raporunu açıkladı Başkan Kavcıoğlu ve yönetimi. Şimdi orada da 2021 enflasyon oranının revize edilmesi bekleniyordu. %9.4'tü yılbaşında ilan edilen enflasyon oranı. Bu noktada piyasaların yine gözü Merkez Bankası'nın nasıl bir revize ile karşımıza çıkacak. Çünkü rasyonel ve piyasa beklentisini karşılayan bir enflasyon bekliyordu piyasalar. Bu noktada Merkez Bankası %9.4'ten %12.2'ye çıkardı enflasyon oranını. Bu noktada piyasalar yine tatmin olmadı. Çünkü piyasaların beklentisi en az %14'tü. Çünkü yıl sonu itibariyle %14, %15'in altında olmayacağını düşünüyordu. Yine fazlaca iyimser bulmuştu. Ama buna rağmen karar metninde sıkı parasal duruşa devam edeceğiz algısı korunduğu için bu piyasaları çok etkilememişti. Fakat Mayıs ayında piyasaya hakim olmayan şöyle bir beklenti de vardı. Şimdi karar metnine baktığınız zaman Mayıs ayındaki para politikası kurulunun karar metnine orada Merkez Bankası'nın iç talebin yavaş yavaş azalmaya başladığını ve kredi büyümesinde de azalma olduğunu dile getirdi. Şimdi bu dile getirmeler yine bazı kesimler tarafından Merkez Bankası yakında faiz indirecek ve bu faiz indirimi kuvvetle muhtemel Temmuz ve Ağustos gibi olacak şeklinde piyasayı çok da olumsuz etkilemeyen ama piyasada bir tarafta bulunan bir fiyatlama vardı. Fakat buna rağmen Mayıs ayında ana vurgu sıkı parasal duruşa devam olacağı için ve politika faizi yeniden sabit tutulduğu için belirli düzeyde her ne kadar para politikası ilişkin belirsizlik olsa da aslında belirli düzeyde bu olumsuz etkilemedi. Fakat hatırlayacağınız üzere geçen hafta bu biraz önce Temmuz ve Ağustos'ta erken faiz indirimi gelebilir kuvvetli bir biçimde fiyatlanmaya başladı. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, geçen hafta itibariyle piyasada bu negatif fiyatlanmayla beraber Türk mali piyasalarında bir bozulma olduğunu, özellikle dolar TL kurunda ciddi bir bozulma olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunun arkasından hemen Perşembe günü Kavcıoğlu yeniden bir sözlü yönlendirme yaptı ve dedi ki piyasalarda bu erken gevşemeye ilişkin ön yargıyı anlamış değilim dedi. Ve biz kuvvetle muhtemel 3. çeyrek sonu en erken veya 4. çeyreğin başı gibi faiz indirimi yapacağız dedi. Şimdi dolayısıyla şu an piyasalarda ciddi bir belirsizlik var Türk piyasalarında. Acaba en erken faiz indirimi Temmuz-Ağustos gibi mi gelecek? Yoksa Kavcıoğlu'nun da söylediği gibi 3. çeyrek sonu yani Eylül mü yoksa Ekim başı gibi mi gelecek? Bu noktada bir belirsizlik söz konusu. Bu belirsizlik özellikle Dolar-TL tarafındaki tansiyonu yükseltmiş gibi görünüyor. Dolar-TL bu belirsizlikle beraber hatırlayacağımız gibi geçen hafta itibariyle 8.80 tarihi zirvesini gördü. Şu an bakıyoruz 8.60'lar 8.58 düzeyinde işlem görüyor. Şimdi şöyle ilginç bir durum var Seyfi Hanım. Şu an gözler yarın Amerika'da açıklanacak enflasyon rakamlarında. Evet. Şimdi piyasaya baktığımız zaman Amerika'da dolar endeksinin 89 seviyesine indiğini görüyoruz. Yine Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde 1.50'ye 2'ler düzeyine kadar düştüğünü görüyoruz. Şimdi böyle bir konjonktürde
Dolar TL'nin şu an 8.35'ler altında bir seviyede olması gerekirdi. Yani 8.20'ler düzeyinde işlem görmesi gerekirdi. Ama bu geçen hafta başlayan tartışmalarla birlikte dolar TL kurunu olumlu dış küresel havaya rağmen yukarı çeken bir unsur oldu. Şimdi dolayısıyla tabii ki bunu bilecek bir takım gelişmeler var önümüzdeki günlerde. İlki yarın gelecek Amerika'dan enflasyon oranları olacak. Şimdi yarın Amerika'dan TÜFE'nin %4.7 oranında artması bekleniyor. Eğer artış %4.7'nin üzerinde olursa bu durumda hem Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri hem dolar endeksi yukarı doğru çıkacak. Çünkü neden? Biz bildiğiniz gibi küresel piyasaları etkileyen en önemli karar şu an Fed'in tahvil alımlarını en erken ne zaman azaltmaya başlar? Haliyle faiz artırımına ne zaman başlar meselesi. Bu noktada da Fed ile piyasalar arasında Ocak ayından bu yana bir resleşme biliyoruz biz. Powell her seferinde Amerikan ekonomisinin makroekonomik verilerin çok iyi gelmesine rağmen özellikle iş gücü piyasasının toparlanmadan çok uzak olduğunu dile getiriyor. Fakat piyasalar bir türlü buna ikna olmuyordu. Ama son bir aylık süreçte piyasaların Fed'e daha çok inandığını ve Powell'ın ikna ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla yarın gelecek enflasyon oranının en iyi ihtimalle beklentilere paralel, daha kötü ihtimalle beklentilerin üzerinde gelmesi beklenirken buna rağmen dolar endeksinde hem Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine bu denli sakin bir seyir izlenmesi de inanılmaz bir fiyatlama olarak karşımıza geliyor. Evet. Yani şu an piyasada anormal bir fiyatlama görüyoruz. Dolayısıyla dolar TL kurunu etkileyecek haliyle dolar TL kurunun yukarı yönlü çıkması demek, Türkiye'de enflasyonun da yukarı yönlü çıkması demek. Neden? Çünkü biz şunu biliyoruz ki bizde döviz kuru geçişkenliği oldukça yüksek. Dolayısıyla döviz kurundaki artışlar öncelikli olarak yurt içi üretici fiyatları endeksine ardından da TÜFE'ye yansıyor. Haliyle dolar TL kurunu etkileyecek birinci karar yarın Amerikan enflasyon oranı olacak. Ardından pazartesi günü gözler NATO zirvesinde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden ilk kez Biden göreve geldikten sonra ilk kez yüz yüze görüşecekler. Dolayısıyla bu görüşmeden ne gibi kararlar çıkacak? Oldukça merak konusu ve dolar TL'nin özellikle kısa vadedeki yönünü etkileyecek en önemli gelişmenin pazartesi günkü bu görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi son iki haftalık dolar TL kurunun seyrine baktığımız zaman 8.50-8.70 arasında bir sıkışma görüyoruz. Dolayısıyla bu sıkışmanın yönü yukarı yönlü mü yoksa aşağı yönlü mü olacak? Kuvvetle muhtemel bunu yarınki gelişme ama daha da ön planda özellikle pazartesi günkü bu görüşme belirleyecek. Bunun dışında çarşamba günü Fed kararı gelecek. Fed'in faiz kararı ve sonrasında da tahvil alım hızıyla ilgili ya da tahvil alımlarını azaltacak mı azaltmayacak mı bununla ilgili tartışmalar gündeme gelecek. Ve hemen sonrasında Perşembe günü de Merkez Bankası'nın Haziran ayı para politikası kurulu faiz kararı ve karar metni gelecek. Şimdi dolayısıyla kısa vadede dolar TL'yi etkileyecek 3 önemli gelişme var. Evet. Bu 3 gelişmeden tabii ki önümüzdeki hafta Fed'in kararını yarın gelecek enflasyon oranı belirleyecek. Şimdi geçen hafta itibariyle Nisan ayı Fed'in tutanaklarına baktığımız zaman her ne kadar Amerika biraz top çeviriyor olsa da özellikle Fed yönetimi bu noktada yavaş yavaş tahvil alımlarını azaltmaya başlamalıyız şeklinde söylemlerin basına yansıdığını gördük. Dolayısıyla eğer bu ay %4.7 üzerinde bir enflasyon rakamı gelirse bazı FED yetkilileri yeniden seslerini yükseltecekler ve tahvil alımları azaltılmalıdır söylemleri bile piyasaya yansırsa bu kuvvetle muhtemel Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerini yukarı çekecek, dolar endeksini yukarı çekecek ve biz de dolar TL'yi tekrar yukarı yönü çekecek bir gelişme olacaktır. Bu noktada dikkat etmemiz gereken seviye şu an için 8.77 Seyda Hanım. 8.77 üzeri fiyatlamalar görürsek eğer bu 3 gelişme sonrasında bu kuru 8.80'lere çekecektir. 8.80 üzeri de yükselişler çok hızlı olacaktır. Çok kısa dönemde kendimizi 9'lu seviyelerde bulma ihtimalimiz var. Hocam dolayısıyla şunu da soralım, araya gireceğim. Şimdi aslında çok da güzel özetlediniz. Türk-Amerikan ilişkilerine ben de girecektim ve Fed'i de tabii ki soracaktım. Ekonomi yorumlarken bu iki başlık Türkiye için çok önemli. Fed için yapılan yorumlamalarda şu da var şimdi, ben de bakıyorum analizlere. Fed gevşek para politikasından kademeli çıkış yapar başlığı var birincisi. Ve Fed politikaları doları da zayıflatabilir başlığı da var. Şimdi birçok analiz var. Bu anlamda Fed'in şu anda alacağı hangi karar Türkiye'deki kurları olumlu yönde etkileyebilir? Aslında bu soruyu da soralım. Çünkü piyasalar bunu da bekliyorlar dediğiniz gibi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın görüşmesi çok değerli, nokta atışı bir görüşme dahi olabilir NATO zirvesi içerisinde. Ve özellikle Beyaz Saray'dan da söylendi görüşmenin olacağı. Bu anlamda ikili görüşmeler gerçekleşecek ama Fed kararı bu anlamda baktığımızda piyasalar için
hangi kararla birlikte olumlu yönde yansıyacaktır? Özellikle dolar ve kur bazında bu soruyu da eklersek seviniriz aslında. Bir beklenti var mıdır olumlu yönde? Tabii Seyda Hanım, şöyle söyleyeyim. Şimdi bu noktada genel beklenti, yani yarın için açıklanacak enflasyon oranı ile ilgili %4.7, yani beklentilere paralel bir enflasyon rakamı bekleniyor. Dolayısıyla genel beklenti, piyasa beklentisine bakacak olursak eğer, bu hem fiyatlamaları çok etkileyecek bir durum gibi görünmüyor. Ama tabii çok bir sürprizle de karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bizim için, yani Türk mali piyasaları için, yarın enflasyonun ya %4.7 civarında ya da %4.7 altında bir rakam gelmesi gerekiyor. Eğer böyle gelirse piyasalar şunu fiyatlamaya başlayacak: Fed ve Powell haklı. Yani enflasyon aslında çok fazla da artmıyor. Neden? Çünkü Fed pandemiden çıkış için ekonomide çok ciddi bir tahvil alım programı uyguluyor. Bu şu anlama geliyor: yani Amerika'da çok ciddi bir piyasaya para enjekte ediliyor. Bir taraftan Fed bunu yapıyor. Bir taraftan da bildiğimiz gibi Biden döneme geldiğinden bu yana çok ciddi teşvik paketleri açık. Hatta bu hafta 4 trilyon dolarlık bir altyapı teşvik paketi tartışmaları gündemde. Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında bir tartışma var. Dolayısıyla bir taraftan mali anlamda bir destek var piyasaya. Bir taraftan para politikası anlamında bir destek var. Dolayısıyla eğer enflasyon beklentilerin altında gelirse bu şu anlama gelecek: piyasaya enjekte edilen bu para enflasyon yaratmıyor. Dolayısıyla Amerika için enflasyon hedefi oldukça önemli. Çünkü Amerika Ağustos 2020'de ortalama %2 enflasyon hedeflemesine geçti. Ve Amerika için politika önerisi şu: eğer enflasyon %2'nin üzerine çıkar ve orada bir kalıcılık gösterirse Amerika bu durumda sıkı para politikasına geri dönecek. Bu ne demek oluyor? İlk olarak piyasaya enjekte ettiği bu tahvil alım programıyla piyasalardaki para miktarını azaltacak, ardından da faizleri yavaş yavaş artırmaya başlayacak. Şimdi dolayısıyla faizlerin artmış olması şu anlama geliyor: Türkiye'deki yabancı yatırımcıların faiz getirisi yüksek olduğu için artık Amerika'ya doğru yönelmesi anlamına geliyor. Yani para yavaş yavaş artık Amerika'ya doğru gidecek. Bu şu anlama geliyor: Türk mali piyasalarında para miktarının azalacağı anlamına geliyor. Bu da borsalardan çok ciddi bir çıkış anlamına gelir. Borsalarda sert düşüş görmemize sebep olur. Aynı zamanda da yine mali piyasalarda özellikle yabancı paranın da azalmasıyla birlikte dolar TL kurunda yukarı yönlü bir artış görürüz. Tabii ki dolar TL kurunda yukarı yönlü artış görmemizin en temel sebebi Amerika'nın faiz artırım kararıyla. Tabii ki faiz artırım kararı için şu an çok erken, çünkü Fed bunun için bir projeksiyonu var. Fed şunu söylüyor: biz her atacağımız adım için bir sözlü yönlendirme yapacağız diyor. Dolayısıyla ilk olarak sıkı para politikası uygulayacaksak tahvil alım programını yavaşlatacağız veya azaltacağız. Önce bunun sözlü yönlendirmesini yapacağız. Ardından da faiz tırımının sözlü yönlendirmesini yapacağız diyor. Dolayısıyla eğer ki enflasyon beklentilerin altında gelirse bu durumda bu şu anlama gelecek: Fed gevşek para politikasına devam edecek. Dolayısıyla tüm küresel piyasalarda bol para dönemi devam edecek. Bu da tüm mali ülke ekonomilerinin olduğu gibi Türkiye ekonomisinde olumlu etkileyecek. Haliyle dolar TL kurunda da yukarı yönlü baskı ortadan kalkmış olacak Sevda. Son soruda döviz kurları için olsun. Aslında konu başlıklarımız içerisindeki kuru bazlı aslında inişleri çıkışları siz de rakamsal olarak notta düştünüz ama özellikle bunu da sormak istiyorum. Yatırımcılar için çok değerli. Piyasadaki özellikle bu kurdaki dalgalanma sürecini hep yaşadık ve gördük pandemi süreci içerisinde. Çünkü ekonomideki seyir şu anda ciddi anlamda farklı boyutlarla birlikte de devam ediyor. Özellikle biz bugün de konuşuyoruz aslında klasik anlamda tablolar üzerinden birçok parametreyi masaya yatırıyoruz. İşte Fed'in kararı, Merkez Bankası, Türk-Amerikan ilişkileri dolar bazında nasıl etkiliyor ama bir de pandemi yaşıyoruz tabii ki. Bu pandemi sürecinde de yeni bir parametre daha eklendi diyebilir miyiz? Bunu da soralım. Pandeminin etkisi ve bu anlamda kur bazına dolaylı yöndeki etkisini de soralım ve şu anda bu haftayı ve bundan sonraki süreçteki döviz kurları için bir değerlendirme alalım ve toparlayalım programı. Seyda Hanım, şöyle söyleyebilirim. Şimdi biz şunu biliyoruz. Evet, gene itibariyle hani küresel alandaki gelişmeler normal, ekonomik konjonktür normal olduğu dönemde bile birçok ülkeyi etkileyen gelişmelerdi. Tabii pandemi dönemiyle birlikte özellikle karşımıza gelişmiş ülke merkez bankaları ve gelişmiş olan ülkelerin
hükümetlerinin verdiği, piyasalara verdiği destekler geliyor. Çünkü pandemi dönemi bildiğimiz gibi bir kriz dönemi. Hem arz yanlı şokların olduğu hem de talep yönlü şokların olduğu bir kriz dönemi. Dolayısıyla tüm küresel piyasalarda likiditenin donduğu, likiditenin azaldığı bir dönem. Dolayısıyla piyasalarda şartların dönebilmesi için piyasaya mali desteğin verilmesi gerekiyor. Bu anlamda bu mali desteği de Amerika gibi, Euro bölgesi gibi, Japonya gibi, Kanada gibi büyük gelişmiş ülke merkez bankaları veriyor. Bu noktada gözler pandemi döneminde Türkiye ekonomisi için konuşuyorum. Daha fazlaca bu küresel ülke merkez bankaları ve hükümetlerin aldığı kararlara tabii ki çevrilmiş oldu. Daha bir elzem ve daha bir hayati önem taşımış oldu. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Genel olarak pandemi dönemi itibariyle şu an için en azından Ocak ayından bu yana bizi etkileyen en önemli gelişme pandemi dönemiyle birlikte Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri oldu diyebilirim. Çünkü Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş bizde çok ciddi bir yabancı çıkışına sebep oluyor. Dolayısıyla bu yabancı çıkışı da öncelikli olarak borsalarda, sonrasında da tüketim ve yatırım için gerekli olan kaynağın azalmasına sebep oluyor. Bu nedenle Türk mali piyasalarında ister altın yatırımcısı, ister borsa yatırımcısı, ister gümüş yatırımcısı, ister dolar TL yatırımcısı olsun, birinci sırada baktığımız temel gösterge pandemiyle birlikte Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri oldu. Bunun dışında normal ekonomik konjonktürde de yine gözümüz kulağımız Amerika'dan gelecek ilk cuması açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarıydı. Bu pandemi döneminde biraz daha önemli hale geldi. Çünkü pandemi döneminde tüm küresel piyasaların özellikle Fed'in desteğine çok ihtiyacı var. Dolayısıyla Fed desteği devam edebilmesi için Amerika'nın iş gücü piyasası verilerine kötü geliyor olması lazım. Yani tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında geliyor olması lazım. Dolayısıyla bizler için işlerin daha iyi gidebilir olması için, yani küresel anlamda bizi desteklemesi için küresel piyasaların yine bu tarım dışı istihdam verisinin ve Amerikan işsizlik oranında beklentilerden kötü gelmesi gerekiyor. Ki bu bize olumlu yansıyabilsin. Bu noktada yine bir diğer önemli veri de yine Amerikan'ın tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik verisi. Şimdi genel olarak kur için ne diyebiliriz? Kurda kısa vadede ve uzun vadede veya orta vadede yönlü da şu an şunu söyleyebilirim. Kur için tarihi rekor seviyeleri görüyoruz. Yani fiyatlama 8.58 düzeyinde. Şimdi bu noktada kesin bir şey söylemek çok zor. Yani daha yukarı seviyeleri görür müyüz ya da görmez miyiz? Bunu bu yarın ve önümüzdeki hafta belirleyecek gibi görünüyor. Ben en azından şunu söyleyebilirim. Ben Fed'in diyelim ki yarın Amerikan enflasyon oranı %4.7'nin üzerinde bile geliyorsa, ben yine Fed'in genel olarak iş gücü piyasasında yeterince toparlanma göremiyoruz. Dolayısıyla gevşek para politikasına devam edeceğiz. Erken dönemde faiz artırımı olmayacak. Dolayısıyla tahvil alımları içinde azaltmak için de süre henüz erken şeklinde bir sözlü yönlendirme bekliyorum. Ama şurası kesin. Eğer enflasyon rakamı beklentinin üzerinde gelirse Fed'den gelen bu olumlu sözlü yönlendirmeye rağmen piyasada negatif fiyatlamalar devam edecek. Yani volatilite devam edecek. Dolayısıyla bu şu anlama gelir. Dolar TL üzerinde yukarı yönlü çıkışlar aşağı işlemidir ama dengelenme yukarı yönlü çıkar. Şöyle örnek vereyim. Geçen hafta itibariyle dengelenme 8.40'lar düzeyindeydi. Fakat bu tartışmaların başlamasıyla beraber tarihi rekor zirveyi gördük. Aşağı yönlü düşüş gördük ama yeni dengelenme 8.50-8.60 düzeyine doğru yükselmiş oldu. Dolayısıyla dolar TL'de yukarı yönlü gördüğümüz tepki hareketlerinin dengelenme noktasında yukarı doğru çektiğini görüyoruz. Bu noktada bir yukarı yönlü bir olumsuz etki olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim bizim Merkez Bankası'nın kararına. Ben bu noktada Merkez Bankası'nın Haziran ayında politika faizini sabit tutacağını düşünüyorum. Yine karar metninde de sıkı duruşa devam diyeceğini düşünüyorum. Benim bu noktada beklentim en erken itibariyle piyasalarda, Ağustos ayı itibariyle en erken itibariyle bir faiz indirimi göreceğimiz noktasında. Ama benim beklentim genel itibariyle Eylül ayında. Ama en kötü ihtimalle eğer piyasa için kötü olarak fiyatladığı durum Temmuz ya da Ağustos. Temmuz'da değil Ağustos'ta görebiliriz diye düşünüyorum. Ama biraz önce söylediğim gibi Eylül ayından önce ben Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklemiyorum. Neden? Çünkü oldukça riskler yüksek. Birinci olarak dolar TL'de tarihi zirveler görüyoruz. İkinci olarak her ne kadar Mayıs ayında TÜFE'de bir düşüş görsek de enflasyonda hala yüksek seviyelerdeyiz. Üçüncü olarak da Fed'in olası tahvil alımı azaltma ihtimali var önümüzdeki dönemde. Yani 2021'in ikinci çeyreği olmasa bile 2022'nin başlarında bu daha fazla dillendirilmeye başlayacak. Dediğim gibi Fed bunu yapmıyor olsa bile bunun dillendirilmesi bile fiyatlamaları olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla bu üç olası risk nedeniyle ben
piyasa beklentisinin aksine Merkez Bankası'nın erken, çok erken faiz indirimine gitmeyeceğini düşünüyorum Evet. Sevda Hanım. Bu Yani noktada da dolar TL'yi çok olumsuz etkilemeyecek Haziran ayı para politikası, faiz kararı ve karar metni diye düşünüyorum. evet, özellikle biz o zaman iç piyasada baktığımızda üçüncü çeyreği ya da son çeyreği bekleme durumunda kalacağız ve raporlamalar bu anlamda belki de o zaman değişebilir de diyorsunuz. Çok erken bir dönem içerisinde faiz indiriminin olmayacağını da vurgusunu yaptınız bugün. Piyasalar için önemli notlardı son soru içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz bu bağlantı için hocam. Ben Güzel ve çok keyifli teşekkür bir yayın ediyorum. oldu. Çok sağ olun diyerek sizi uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim Sevda Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Hocam zorluyoruz. Bugün ekonominin notları vardı satır başının gündemi içerisinde ve ekopolitik olarak bu anlamda birçok görüşme bekleniyor ve ekonomiye yansıması bekleniyor. Bugün de birçok analiz vardı. Aktardık, satır başını noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haberde buluşalım. Hoşça kalın, mutlu günler.